Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hande. Bugünkü videomda sizlere YKS dil sınavı için son aylarda artık son düzlükte yapabileceğiniz, uygulayabileceğiniz bazı tavsiyeler vereceğim. Ve bu tavsiyelerle düşünüyorum ki netleriniz son aylarda olsanız bile artabilir. O yüzden hemen hızlıca videoya geçelim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak vereceğim tavsiye planlı ve programlı bir şekilde çalışmanız. Yani doğru zamanda doğru şeye çalışmak için fazladan çalışmamak veya eksik kalmaması için çalışmalarımızın planlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Bu noktada çalışacağımız konudan çalışacağımız saate kadar her şeyi planlamamız gerekiyor. Normalde ben saatlere çok bağlı kalınmasını doğru bulmuyorum bu süreçte ama artık son ay olduğu için, son aylarda olduğu için bir şekilde o saat düzenini oturtmamız gerekiyor. Ve mesela günde 4-5 saatten daha fazla çalışmanız gerekiyor bu süreçte. O yüzden bu saatleri molalarımızla birlikte, çalışacağımız konularla birlikte doğru bir şekilde planlayıp programlamak çok çok önemli. Bir öğretmenden, bir koçtan, dershane öğretmeniniz olur, okul öğretmeniniz olur. Yardım alabilirsiniz. Aynı zamanda kendiniz de bu planı oluşturabilirsiniz. Planlı olmak her zaman sizi bir adım öne alır. O yüzden bu noktada planladığımız programda nelere çalışmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Önceliğimiz ne olmalı peki? Öncelikle tabii ki bütünün parçası olan kelimeden başlamanız gerekiyor. Yani hiç başlamadığınızı düşünmüyorum. İlla ki bir elinizde kaynaklar vardır, daha öncesinde çalışmışsınızdır. Ama kelime çalışırken de artık böyle hani biraz phrasal verbs'e de önem vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla kullanılan, en sık kullanılan kelimeler, en sık kullanılan phrasal verb'leri ben aşağı eklerim. Oradan tekrar bakıp onları ezberleyebilirsiniz. Bu noktada phrasal verb ve kelime bilmek bize ne kazandırır? Tüm soru tiplerinde bir şeyleri anlayıp bir şeyleri çözebilmeyi bize kazandırır. Yani siz paragraf sorusu çözseniz de, grammar sorusu çözseniz de orada bir phrasal verb'i bilmek, bir kelimenin anlamını bilmek size çok şey kazandırabilir. O yüzden öncelikle kelime ve phrasal verb'e dikkat ediyoruz. Sonrasında çok çok önemli olan, yani detaydan ziyade artık böyle sınavın temel taşları dediğimiz bazı konular var. Bunlara yönelmeniz gerekiyor. Bunlar da nelerdir? Öncelikle tenseler tabii ki, modals ve pasif aktif yapıları bilmeniz gerekiyor ki paragraf sorularını da çözebilin. Yine aynı dediğim gibi grammar sorularınızı da çözebilin. Ve bununla birlikte quantifiers, prepositions böyle görüntüde küçük gibi gözüken ama aslında bizim için çok önemli olan bir konu ikisi de. Bir diğer önemli konu da collocations. Collocations birlikte kullanılan isimler, fiiller, sıfatlar, hep bir arada olan ayrılmaz ikililer. Bunların benim farkında olmam gerekiyor ki boşluk doldurmada yarısını vermiş, yarısını vermemişse aa bu bununla kullanılıyordu deyip ikisini birleştirebilmem. Çok çok önemli. Bu noktada bazı fiiller var. Mesela go, play, take, get gibi. Bunlarla kullanılan isimleri bilmem gerekiyor. Ya da mesela bazı prepositions var. İşte believe in gibi, yani believe in ile kullanıldığını ya da catch up with, işte catch up with ile kullanıldığını bilirsem eğer ki sınavda bana çok çok kolaylık sağlamış olur. Collocations'ı yine yaygın olanlarını araştırıp bulabilirsiniz. Ben onunla ilgili de aşağı bir link eklerim. Son olarak söylemek istediğim şey de bu konuda soru çözerken artık yani konu anlatımından ziyade siz soru çözmeye yöneldiğinizi düşünüyorum. Yönelmediyseniz yönelin bir an önce. Bu deneme sınavı da olabilir. Herhangi bir kaynak kitaptaki bir soru da olabilir. Çözdüğünüz sorularda önemli olan şu saatten sonra sizi kurtaracak olan şey yaptığınız yanlışlar. Yaptığınız yanlışlar hangi konuda? Yaptığınız yanlışları neden yapmışsınız? Ne kaçırmışsınız? Bunların farkında olursanız ve eğer ki çözüme ulaştırırsanız, yani doğrusunu bulursanız, hatanızın farkına varırsanız sınavda tahmin edemeyeceğiniz kadar bir kolaylık sağlar. Sizi çok çok öne geçirir. Bu noktada sürekli yaptığınız soruları doğru bile olsa tekrar gözden geçirmek çok önemli. Bunu da unutmayın. Baştan sayarsak tekrar maddelerimizi, planlı programlı olmak, önemli olan konulara gözü gezdirmek, collocations'ın farkında olmak, yani birlikte kullanılan isimlerin, fiillerin, adjektiflerin farkında olmak ve aynı zamanda soru çözerken yanlışlarımızın öncelikle farkında olmak, yanlışlarımızın üzerine gitmek çok çok önemli. Bunları uyguladığınızda eminim ki başarılı olacaksınızdır. Şu anki başarınızı arttıracaksınızdır. Yine bu konuyla ilgili sorularınız olursa bana yazabilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.